Selamünaleyküm değerli Rehber TV dinleyicileri. Tahlil programıyla karşınızdayız. Bu haftaki konumuz Dua Yayıncılık'tan çıkan Mehmet Sait Çimen kaleminden En Güzel Nesil Ashab-ı Kiram. Konuğumuz da ilahiyat yazar Faruk Telci hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Hocam konumuzu size takdim ediyorum. Konumuz olarak kalemi de sözü de size bırakıyoruz hocam. Teşekkür ediyorum inşallah. Sizin de ifade buyurduğunuz gibi konumuz inşallah Allah Resulü Aleyhisselam'a en güzel şekilde arkadaşlık yapan, İslam'ı günümüze kadar ulaştıran, uygulamalı bir şekilde ulaştıran ve bu uğurda canlarıyla, mallarıyla en güzide örneklikleri sergileyen Ashab-ı Kiram radıyallahu teala an. Bu alanda Mehmet Sait Çimen hocamızın bir kitabı. Mehmet Sait Çimen hocamız İnzar Dergisi yazarlarından olup hadis ve sünnetle ilgili çalışmaları vardır. Bu konuda kendisini takip ediyoruz. İnşallah etmeye devam edelim. Özveriyle çalışan bir hocamız. Genel hatlarıyla Allah-u Teala'nın Yüce Rabbimizin Celle Celaluhu Kur'an'da övdüğü, kıyamete kadar bütün Müslümanlara örnek teşkil eden en güzel nesil kim? Onu irdelemeye çalışmış. Biz de inşallah Teala bu programımızda, tahlil programımızda kitabı konuşacağız, sahabeyi konuşacağız. Rabbim nasip ederse inşallah. Sahabe tabi. Sahabe kimdir? Sahabe Arapça bir kelime. Dostluk, arkadaşlık yapmak anlamında kullanılan bir kavram. Özel anlamında ise ıstılah ediyoruz terim. Her ilmin kendi has bir kavramı var, bir tanımı var. İslami literatürde sahabe tanımı yapılırken iki tanım karşımıza çıkıyor. Hakim olan tanım, meşhur olan tanım haline gelen hadis ulemasının yaptığı tanım. Bir de usul alimlerinin yaptığı bir tanım vardır. Hadis alimlerinin birçok tanımı olmuş ama nihai anlamda şu tanımda fikir birliği etmişler. Hazreti Peygamber aleyhisselam zamanında mümin olarak yaşayan ve Peygamber Efendimizle mümin olarak görüşen. Evet. Yani bir kişi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşamış ve Peygamber Aleyhisselam'la da görüşmüşse. Tanışmış olacak. Doğru. Tanışmış olacak. Evet. Mesela görmüş diyenler var. Hani bunlar görmüş deyince gözleri görmeyen sahabe var. Evet. O evet. Kapsam dışı evet. Kalıyor. En nihai anlamda. Ya onun sahabeliği devam ediyor. Doğru mu hocam? Yok. Tanışmış görüşte olanlar da yine sahabe sayıyor fakat ifade eksik kalıyor. Yani evet. Alimler bir şeyi tanımlarken Görmüş olma şartı orada o zaman olmuyor. Olmuyor. Evet. Görme şartı devre dışı kalıyor. Şöyle diyelim. Hani bir tanım yapıldığı zaman eskilerin tanımıyla diyelim. Yani bizim kadim gelenekten gelen bir tanım. Efradını cami, ahyarını mani. Müthiş bir tabir. Tanımın tanımı bu. Evet. Tanımın tanımı. Evet. Tanım nedir? Yani kapsamına alması gereken hususları alacak. Almaması gereken hususları da devre dışı bırakacak. Böyle bir husus var tanımın tanımında. Şimdi Hazreti Abdullah bin Umm Mektum, Allah Resulü'nün müezzini. Evet. Tabii görmek şartını ileri sürenler yani o niyetle bu değildir anlamında yani bu sahabe değildir demek istememişler. Hani bunlar zaten tecrübe yani birisi bir görüş söyler zamanla o fikir olgunlaşır o tanım. En nihai anlamda tecrübe birikimi buraya kadar geldi şu tanım ortaya çıktı. Hazreti Peygamber aleyhisselama iman eden ve onunla görüşen kişilere sahabe deniyor. Bazıları mürtedin de sahabe olduğunu kabul ediyorlar. Şöyle, Allah Resulüne iman eden fakat bir şekilde dinden çıkan kişi sahabe midir, değil midir? İmam-ı Şafii radıyallahu anh sahabe sayarken yani mürted yeniden Müslüman olursa sahabedir demişler. Amelleri boşa gitmemiştir derken İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Malik radıyallahu teala anhuma bu iki büyük imam hayır bir insan sahabe olmuşsa ve Allah korusun, Allah muhafaza etsin, irtidat etmişse onu zaten bütün amelleri boşa gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra yeniden imana gelmişse o sahabe sayılmaz artık. İmam Şafii öyle, diğer iki imam böyle. Bir de usul uleması dediğimiz İslam'ın usul alimleri vardır. İslam'ın temel ilkelerini belirleyen ayet ve hadisler ışığında. Usul alimlerinin de başında yani bu kabul ettikleri tanım da büyük insan Said bin Müseyyeb'e dayanır. Said bin Müseyyeb tabi denince durmak lazım. Usul uleması niye onu esas aldı? Çünkü en az 40 yıl boyunca sadece ilme kendini vakfeden, sahabeye talebeliğe kendini vakfeden
ve hiç kimsenin ensesini görmemiş diyorlar namazda. Yani hep birinci safta olan. Tamamen Allah Resulü'nün sahabesinden hadisleri bize ulaştırmak için ömrünü harcayan biri. Hatta devrinde Emevi prensleri kızını isterler, kızını onlara vermiyor. Öyle de yani mesafeli idarecilerle ilmin o izzeti yani çünkü değişik anlamlar çıkaranlar, değişik şeyler olabilir. Kendi bir talebesine vermiştir. Böyle bir zat. Bu büyük tabi'in radıyallahu teala anh diyor ki sahabe Allah Resulü aleyhisselamla bir ya da iki yıl kalan, burada mesele şu, lazeme aleyhi diye bir tabir vardır, lazeme aleyhi. Yani sahabe peygambere bir müddet arkadaş olmuş ve onlarla peygamber efendimize de ayrıca savaşlara katılmış. Böyle bir tanım var. Peygamber aleyhisselamla bir müddet beraber yaşayan ve savaşlara katılan, daha sonraki dönemde savaşlar kısmı çıkarılmış ve usulcülerden meşhur olan şudur, sahabe Allah Resulü ile bir müddet kalan, bir müddet kalmaktan kasıt nedir? Peygamberi aleyhisselamın terbiyesinden geçen, İslam'ı Allah Resulü'nden öğrenen ve içselleştiren demek manasında. Zaten örfte de bu anlamda kullanılıyor. Yani muhaddislerimiz Allah razı olsun kendilerinden tanımlarını yaparken sözlük anlamını esas almışlar. Bir an bile Peygamber Efendimiz'e bulunmuşsa sahabedir derler. Usulcüler Sahib bin Müseyyeb öncülüğünde onlar da örfü esas almışlar. Örfte sahabe demek biriyle bir müddet kalan demektir. Mesela Allah-u Teala Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'i müşriklere tanıtırken diyor ki وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ Sizin sahibiniz, sahabeniz yani evet. Sahabe tabiri Kur'an'da geçiyor. Mecnun değildir haşa. Yani burada kasıt şudur. Muhammed Aleyhisselam sizin aranızda doğdu. Sizin aranızda büyüdü, yetişti. İşte hayatı ortada. Evet. Yani bir müddet beraberlik var. Yine bunu destekleyen tarzda şöyle bir husus var. Hazreti Enes radıyallahu teala an 10 yıl boyunca Peygamber Efendimizle arkadaşlık yapmış, talebeliğini yapmış, hizmetinde bulunmuş. Peygamber Efendimizin birçok ihtiyacını karşılamış. 10-20 yaşları arasında ya da 8-18 yaşları arasında. Hazreti Enes'e ileriki zamanlarda diyorlar, Allah Resulü aleyhisselamın ashabından kimse kaldı mı? Hazreti Enes diyor, birkaç sahabeyle bazı bedeviler kaldı. Yani Hazreti Enes radıyallahu teala an bedevileri sahabe kapsamında değerlendirmemiş. Çünkü bedeviler kendi has bir yapıları vardır. Çok çok temiz olanları var. Ayetlerde de övülmüşler. Hatta sahabenin övüldüğü ayetler bütünü içerisinde bir önceki ayetlerde övülmüşler iyi olanları ki Müslüman. Tabi muhaddisin ekolüne göre bunlar da sahabe ama Hazreti Enes onları sahabe saymıyor. Evet, o kapsamın dışında tutmuş. Bu da o kapsam dışı. Evet. Onlarda ölçü nedir peki? Onlarda ölçü öyle şu oluyor. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانِ Ölçü şuraya geliyor. İslam'da öne geçen öncü nesil muhacir, ensar ve onlara güzellikle tabi olanlar. Bu tabire, yani bu ayete göre Hazreti Enes bedevileri ensar ve muhacire en güzel şekilde tabi olan kapsamında değerlendirmiş. Evet. Müslüman olanlarını kastediyoruz. Hatta bir kısım ulema bunu da delil getirerek başka ayetler de var. Mekke'nin fethiyle. Mekke'nin fethinden öncekileri sahabe saymayanlar da var. Bu daha biraz ağır bir tanım oluyor. Çünkü ayetlerde o geçiyor. Yani İslam'a hizmet etmiş olma şartı da mı orada aranmış hocam? Aranmış. O artık İslam'ın güzelliğini yapanlar güzellikle mükafatlandırılır. Hmm. Radiyallahu anhum ve radu anhum tabiri var ayetin devamında ifade. İşte öne geçen muhacir, ensar. Muhacir ve ensarın konumu tartışılmazdır. Ve onları güzellikle tabi olanlara gelince işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar Allah'tan razı olmuştur. Ölçü şu, Allah ensar ve muhacirden mutlak anlamda razı olmuştur. Bir kişi ensar ve muhacirden bahsedeceği zaman defalarca düşünsün, ayetlere dönüp dönüp okusun. Okuduğumuz Tevbe suresi 100. ayet. Yani Allah direkt, şimdi şöyle bir husus var. Hicret eden, hicret yapan şu bu değil. Allah direkt diyor ki muhacir, fail diyoruz. Özne yani o kişilerden bahsediyor Allah. Evet. Ben muhacirden razı oldum. Hatası olabilir mi? Olabilir. Hatasıyla, sevabıyla tabiri var ya Türkçe'de. Evet. Rabbimiz ensar ve muhacirden razı oldum diyor. Geriye kalanlar?
Geriye kalanlar da وَالَّذ۪ينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ Muhacir ve Ensar'ın izinden güzellikle giden. Demek ki bu ayeti de esas alanlar مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَمِنْ بَعْدُ bir ayet-i kerime var. Yine sahabe-i kiramı anlatan, onların değerini ifade eden ayetlerimizden biri. O ayete göre de bazıları işte fetihten öncekileri mesela değişik değerlendirmişler. Yani Allah-u Teala herkese cenneti vaat etmiştir fakat fetihten önce infak eden ve savaşanlarla fetihten sonra infak edip savaşan biri değil diyor Allah-u Teala. Evet. Niye? Çünkü ağır yükü onlara yüklenmiş. Fedakarlık farkı var orada, fedakarlık değil mi hocam? Yani temel taştır. Evet. Bu aslında her yerde öyledir. Mesela siz gidin işte bir sol devrimci bir ülkeye de gidin. Bu Rusya olur, bu Küba olur. Hangi ülkeye giderseniz gidin. Ya da Türkiye'de mesela bir cemaate de gidin. Büyük bir üstad vardır. Ona çay hizmeti sunan dahi sonraki nesil katında çok çok yüksektir. Evet. Bu neyi gösteriyor? Öncülerden olduğu için değil mi? Öncülerden olduğu için, evet. Hocam. Çünkü o zor zamanda işte yani hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmet esastır burada. O gayret esastır. Sahabeyi değerlendirirken bu bahçesiyle değerlendirmek lazım. Allah-u Teala da Celle Celaluhu öyle değerlendirmiş. Hani muhacir ve ensar dedik. Peki muhacir kimdir? Ensar kimdir? Onu bari geldik değerlendirelim. Evet. Haşr suresinde Yüce Rabbimiz ensar ve muhaciri yine çok çok övüyor. Ensara ayrı bir sayfa açıyor. Muhacirlere ayrı bir sayfa açmıştır Rabbimiz. Onu bir az önce okudum. Ayetten okuyalım. Hafız olmayınca bakmam lazım. Yanlış okumayalım Rabbimin kelamını. Muhacirlerden zehir fakir olanları diyor. Yurtlarından, mallarından uzaklaştırılırlar. Bunlar niye uzaklaştırılmışlar? Hicret etmek zorunda kalmışlar. Çünkü Allah'ın rızasını aradıkları için. İşte Allah'ın rızasını arayanlar ve Allah'a yardım edenler, Resulullah'a yardım edenler var ya, yani Allah ve Resulüne yardım etmek için her şeylerinden vazgeçenler var ya, onlar sadık olanların, dost doğru olanların ta kendileridir. Peki Ensar, bunları bağrına basan ve Allah için kendilerini hicret edenleri seven, onları severken de içlerinde hafif hafif şöyle bir hiçbir olumsuz duygu beslemeyen, hatta ihtiyaçları olduğu halde bir madde, bir rızık olayında ve benzeri ihtiyaçları olsa bile onu muhacir kardeşine sunan o ensar var ya, onlar da kurtulanların ta kendisidir. Böyle cömert hocam, böyle fedakarlık var burada. Böyle fedakar. Evet. O önemli hocam. Evet. İhsar kavramı var bizim literatürde. Kendi ihtiyacı olmasına rağmen evet. Ona. Şimdi Allah muhaciri anlattı, ensarı. Ve bunlarla ilgili de Rabbim diyor ki radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Onun için biz sonraki nesil gelenler muhacir ve ensardan konuşacağımız zaman özellikle muhacir ensar genelde sahabe-i kiram çok çok düşünmemiz lazım. Niye? Bunu nereden alacağız? Bunun ölçüsü ne? Şimdi okuduğum Haşr suresinin 8-9. ayetleri ensar muhaciri anlattı 10. ayet. 10. ayette ne diyor Rabbimiz? Onlardan sonra gelenler de şöyle derler. Bak ölçü. Evet. Ensar bu, muhacir bu. Evet. Peki onlardan sonra gelenler de ölçü ne olsun? O ölçüyü de ayet belirliyor. Rabbim belirliyor. Yani onu bize bırakmamış. Rabbena gfir lana, Rabbimiz bizi bağışla. Ve li ihvanina, ve kardeşlerimizi de bağışla. Hangi kardeşlerimiz? Ellezine sebekune bil imani. İmanda bizi geçen. Peygamber Efendimiz'e doğru şöyle bir hayalen yolculuğa çıkalım. Bizi imanen geçen anne babamızdır, sonra dedelerimizdir. Peygamber Efendimiz'e gidince kim oluyor? Sahabe. Sahabe oluyor. İlkin sahabedir. Yani Müslümanlıkta ölçü, bizden önce iman edenlere karşı Rabbim bizi de bağışla, onları da bağışla. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّنْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlere karşı da içimizde böyle bir kin, bir nefret bırakma. Yani bizden önce iman edenleri bırakmayacaksak, bu dini bize ulaştıran, bu dinin temelleri atılırken tırnak içinde mecazen taşın altına elini koyanlar. Koyanlar, harç olanlara karşı evet. Çok çok düşünmek lazım bu ayete göre. Evet. Hatta yine bu kadar muhterem insanlar ki, mesela Ali İmran suresi Uhud savaşını ayrıntılarıyla anlatır.
Uhud Savaşı'nı şimdi bir hatırlayalım. Bazı sahabe-i kiram Allah Resulü'nü dinlememiştir. Okçuları kastediyoruz. İniyorlar ganimet toplamaya. Tabii Müslümanlar büyük bir darbe yiyor. Allah Resulü şehit olmakla burun buruna geliyor. Tabii epey şehit veriliyor sahabeden. Okçular Tepesi vakası değil mi? Evet, Okçular Tepesi. Şimdi şöyle bir şey var orada. O sahabeler hata etti. Onlardan dolayı başkaları da şehit oldu ve büyük bir yani sıkıntı oluştu. Buna rağmen وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ diyor Allah. Yani Allah onları affettim diyor. Allah onları affetmiştir. Allah o değerlendirmeyi Celle Celaluhu bize bırakmıyor. Yani stratejik olarak insan hesap eder ya dinletseydiler keşke şöyle olsaydı böyle. O ayrı. İbret almak ayrı. Allah Teala onu da söylüyor. Sizin suçunuzdu. Ama buna rağmen diyor ben sizi affettim. Yani Allah sahabeye böyle değer vermiştir. Hatasını affetmiştir. Hatalarına rağmen affetmiştir. Dolayısıyla sahabenin de hatası olmuştur. Bir örnek mesela verelim yine. Muhacir Ensar'dan özellikle konuştuk. Niye büyükler? Gerçi onu Bedir ashabını konuşurken değiniriz inşallah. Tamam. O daha sonra gelecek. Şimdi bu kısacası sahabe tanımı yapılırken muhaddislerin tanımını verdik. Usul alimlerinin. Usul alimleriyle beraber sahabenin tanımı. Şimdi sonuç olarak da Ensar Muhacir bunlar çok önemli. Hazreti Resulullah Aleyhisselam'a arkadaşlık yapan, her şeyini feda eden sahabe hakkında konuşurken çok dikkatli olmamız gerekir. Bunu da iyice bilmek lazım. Bütün bunlarla beraber sahabe-i kiram hepsi bir değildir. Hani usul alimlerinin de tanımlarını verdi ki onlar biraz tanımı daraltmıştım. Hadis ehli dahi, muhaddisun dahi sahabeyi tanımladığı zaman bir tutmuyor onları. Onların da kendi arasında bir derece farkı vardır. O derece farkı da değişik tabirler vardır. Mesela bazıları sahabeyi şöyle değerlendirmiştir. Mütevatir derecesinde sahabe olanlar, Hazreti Ebubekir, Ömerler, Hazreti Osman Efendimiz, meşhur olanlar vardır. Sonraki dönem Müslüman olan mesela çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre vardır. Radiyallahu teala anhum. Fakat genelde taksimat şu şekilde kabul görmüştür. Ensar Muhacir, genel başlıkla beraber Bedir Eshabı, kitabımızın da ölçü aldığı şeyi söylüyoruz. Sayın Mehmet Said Çimen'in de ölçüsü. Bedir ashabı, Rıdvan Biat ashabı, ashab-ı Suffe, fetihten sonra Müslüman olanlar ve veda hutbesindeki sahabeler. Böyle bir taksim var. Bedir ilk sıraya hepsi Ehl-i Bedir'i yerleştiriyor. Niye Ehl-i Bedir'i yerleştiriyor? Bedir ehli daha az önce bahsettiğimiz Ensar ve Muhacir'den oluşuyor. Evet. İkinci bir husus, Bedir Savaşı Müslümanların varlık ve yokluk savaşıdır. Şayet Bedir Savaşı kaybedilirse, biz insani bakış açısıyla söylüyoruz. Orada düşünün Allah Resulü Aleyhisselam'ın başına da bir şey gelseydi Allah korusun. Evet. Yani İslam giderdi. Yani kalmazdı. Orada önemli bir kriter değil mi hocam? Dönüm noktası mı diyelim? Dönüm. Taşı derler ya. Yani varlık yokluk da dönüm daha iyi oturdu. Bir dönüm noktasıdır. Hatta Efendimiz Aleyhisselam Bedir Savaşı gecesi rivayetlere göre öyle bir dua etmiştir ki koltuk altları artık görülmüştür. Allah'ım bu toplum da helak olursa sana yeryüzünde ibadet edecek toplum kalmayacak. Evet. Yani o açıdan çok önemli. Bu önemine binaen bu savaşa bir sebep, herhangi bir sebepten katılamayanlar hep üzüntülerini ifade etmişler. Mesela Akabe biatına katılan bir sahabe keşke ben Bedir'e katılsaydım da Akabe'ye katılmasaydım demiştir. Evet. Yani bir de şöyle bir şey var. Yani bu sahabe savaştan mı kaçmıştır? Yok. Aslında sahabenin niyeti savaş değildi. Bedir Savaşı'nı düşündüğümüzde yani savaş istenmeyen bir şeydi oldu. Yani ortada bir kervan vardı. İslam'ı yok etmek için bir kervan oluşturuluyor Mekkeliler tarafından ticaretle. Gelen parayla bir ordu oluşturup İslam yok edilecek. Efendimiz Aleyhisselam da bu istihbaratı alınca bir ordu yani toplayıp gidiyor. Başta bir savaş yok. Savaş sonradan gelişen bir şey. Onun için o sahabeler gidememiş bir kısmı. Evet. Çeşitli nedenlerden dolayı. Onu da üzüntüsünü yaşamışlar. Yaşamışlar. Düşün mesela Akabe biatı o kadar önemli ama Ensar olan sahabe bu üzüntüsünü ifade ediyor. Bedir'e katılanların üstünlüğünü ifade babından bir örnek. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'nin fethini planladığı zaman kimseye söylemiyor. Hatta şehrin giriş çıkışına gözcüler yerleştiriyor.
Kimseyi almıyor. Dışarı çıkarken herkesi kontrol ediyorlar. Mekke'ye haber gitmesin. Evet. Yani bir ansızın gidecekler, fethedecekler. Bilgi sızmasın diye. Bilgi sızmasın diye, aynen öyle. Hatib bin Ebi Belta bilgi sızdırıyor. Allah Resulü aleyhisselam hemen bir grup oluşturuyor, küçük bir birlik, Hazreti Ali Efendimiz komutasında. Onlar gidiyorlar, bir kadından mektup bulup getiriyorlar. Şimdi olay şöyle cereyan ediyor. Hazreti Resulü Efendimiz Hatib bin Ebi Belta'yı çağırıyor. Sen bu mektubu niye gönderdin? Hatib diyor, ya Resulallah, vallahi ben dinden çıkmadım, münafık da değilim. Çünkü Hazreti Ömer, Allah Resulü diyor, ya Resulallah, bırak ben şu münafığın boynunu alayım. Yani bu ölümü hak etmiştir. Allah Resulü izin vermiyor. O diyor ki, ya Resulallah, vallahi ben bir yani dinden çıkmadım, münafık da olmadım. Fakat ailem orada sahipsizdi. Yani böyle bir sebepten, kendince bazı sebepler söylüyor. Hazreti Ömer böyle celallenince, boynunu vurayım şu münafığın deyince, Allah Resulü aleyhisselam Efendimiz Hazreti Ömer'e döner ve şöyle der. Ya Ömer, nereden bileceksin? Belki de Allah demiştir ki ben Bedir ehlini affettim. Ne yaparsan yap. Yani burada Hatib bin Ebi Belta'nın suçunu Hazreti Ömer böyle söylerken Hazreti Ömer haksız değildir. Çünkü yani çok ciddi bir suç. Hani evet, günümüzde vatana ihanet suçu diyorlar ya. Evet, evet. Vatana ihanet suçu bütün toplumlarda ağır bir ceza gerektirir. Müslümanların sırrını vermiştir. Evet. O yönden haklıdır ki yani o düşünceyle düşününce, ama Allah Resulü başka bir şey söylüyor. Yani herkes İslam'a düşmanken, İslam'ın yokluğunda, şu an Müslümanlar çoğalmış, Mekke'nin fethini diyoruz. Hudeybiye Anlaşması Mekke fethi arasında Müslümanlar çok çok olmuş, sayıca çoğalmışlar. Yani o harç dedik ya, o temel taşı olduğu için Allah Teala onu işte Allah Resulü'nün diliyle affettim diyor yani onları da. Bu açıdan önemli. Yani ikinci sırada Rıdvan Biatı sahabesi geliyor. Rıdvan Biatı, bunlarla ilgili Fetih Suresinin 18. ayetinde Rabbimiz beyan buyuruyor. Rıdvan Biatı nedir? İşte Allah Resulü Allah'ın evine yöneliyor. Ta umreye gitmek istiyor. Müşrikler engel oluyor. Fakat diyorlar ki birisi gelebilir. Efendimiz bazı sahabelere teklif sunuyor. Çeşitli nedenlerle reddediyorlar. Hazreti Osman Efendimiz kabul ediyor. Hazreti Osman radıyallahu teala giderken bir haber geliyor. Tabi hatta ona diyorlar ki sen tavaf et. İşte sahabenin büyüklüğü yine. Yani Muhammed gelip tavaf etmeyecek diyorlar. Ona izin vermeyiz. Efendimiz için diyorlar. Fakat istersen sen tavaf et diyorlar. Vallahi Allah Resulü'nün yapmadığı tavafı ben de yapmam diyor. Çok öfkeleniyorlar. Bunu kendilerine hakaret sayıyorlar. Sen nasıl bizi böyle tabiri caizse kırarsın, bizim dediğimizi yapmazsın, sana o kadar biz tolerans gösterdik, taviz verdik. Evet. Hapse atıyorlar. Fakat hapse atılma olayı Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelince, Hudeybiye mevkiinde, Hazreti Osman şehit edildi diye geliyor. Hazreti Osman şehit edildi diye geliyor. Efendimiz hemen sahabeyi çağırıyor. Ve diyorlar ki, işte peygamberimizin sahabesine verdiği değer, sahabenin verdiği değer, bir de Allah Resulü Aleyhisselam'ın verdiği değer, Osman gitmişse ki Osman bütün İslam'ı temsil ediyor orada. Elçidir, burayı temsil ediyor. Onun ölümü hepimize artık şuraya getirdi. Kanımızın son damlasına kadar onun intikamı için çarpışacağız. Kim kabul ediyorsa gelsin biat etsin bana. Ellen biat ediyorlar erkekler. Sahabeler hepsi, bazı münafıklar gelmiyor. İşte sahabeyle münafığın farkı, orada birkaç münafık olduğu söyleniyor. Ve Allah-u Teala bu sahabeler için şu ifadeyi indiriyor. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ Allah o müminlerden razı olmuştur. Ne zaman? اِذْ يُبَيُعُونَكَ تَحْتَ الشَّيَّرَةِ O ağacın altında sana biat ettikleri zaman, onların kalplerinde olanı bildiği, onların üzerine huzur, sekinet indirdiği ve onlara takvayı arkadaş kıldı. Takvayı gönüllerine yerleştirdi o Rıdvan biatındakiler. Hocam burada bir virgül atabilir miyiz? Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Bir bitireyim bunu, ondan sonra inşallah. Çünkü olay tam bitsin. Tamam hocam. Burada şu ifade önemlidir. Allah Teala şöyle diyor. Ben o müminlerden, kişilerden razı oldum. Yani Rıdvan biatını yapanların tümünden Allah razı olmuştur. Bunun manası şudur. Allah Teala birinden razı olmuşsa mesele bitmiştir. Dikkat etsin, birkaç münafık dedik. Aralarında demek ki şu var, Rıdvan biatında bulunanların hepsi cennetliktir.
Çünkü Allah direkt o kişiler diyor. Davranışın ötesinde kişilerden razı olmuştur Allah. Allah bir kişiden razı olmuşsa o mesele bitmiştir, cennettiktir. Allah razı olsun. Cümlemizden teşekkür ederim. Hocam kısa bir araya gideceğiz de. Değerli Rehber TV izleyicileri, kısa bir aranın ardından tahlil programımıza devam edeceğiz inşallah. Değerli Rehber TV izleyicileri, kısa bir aranın ardından tahlil programıyla devam ediyoruz. Sahabe, Muhacir, Ensar, Bedir ve Rıdvan biatı konularını konuştuk. Kitabımızda, konumuzda Mehmet Said Çimen hocamızın En Güzel Nesil Ashab-ı Kiram kitabıdır. İlahiyatçı yazar Faruk Telci hocamızdan devam ediyoruz. Hocam buyurun, kaldığınız yerden devam edin inşallah. Teşekkür ederim hocam. Hocam şimdi sahabe tahsimi, yani ulemanın kitabımızda da yani o tahsimi esas almıştı. Yaptığı tahsimattan Bedir ashabını konuştuk. Rıdvan biatı ashabını konuştuk. Ashab-ı Suffe. Ashab-ı Suffe gerçekten apayrı bir yeri var ayrıca İslam tarihinde. Ashab-ı Suffe kimdir? Bazıları suf elbise, yani kaba elbise biraz da giyen insanlar demişler. Bazı birçok tanım yapılmış. Yani o elbiseyi giymek tabi her tırnak içinde baba yiğidin harcı değil. Çünkü rahatsızlık da verir bazen insan. Sıcak memleketi de düşünelim. Ama saf olmak anlamı da var. Onu daha çok kabul ediyorlar. Belki de hepsini kabul edelim. Temizlik olarak değil mi hocam? Yani saf, temiz. Evet, hani, İslam'ı saf halinde yaşayanlar. Evet. Bunlar mescidin, şurayı Mescid-i Nebevi düşünelim. Yani teşbihat olmasın. Namaz kılma yeri. Şu avlunun arka kısmı bu sahabelerin kaldığı bölümdür. Bunlar bazen çalışırlar, bazen gelirler. Gençtirler genelde ve orada işleri, güçleri Allah Resulü Aleyhisselam'a talebelik yapmak. Kur'an'ı ezberliyorlar, Efendimiz'i takip ediyorlar. Yani mesela her sahabenin bu imkanı yoktur. Hazreti Ömer Efendimiz mesela diyor ki, benim bir komşum vardı, biraz Medine'nin yani dış taraflarındaydı dediğim. Bir gün ben Allah Resulü'nü dinlemeye giderdim, bir gün o. Akşam kim gelse öbürünü anlatırdı. Ama Ashab-ı Suffe sürekli Resulullah Efendimiz'in yanında. Allah Resulü de o kadar onları seviyordu ki bazen وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ayette öyle bir ifade var. Yani Rabbin o secde edenlerin arasında senin dolaştığını görüyor ifade var öyle. Orada dolaştığını. Efendimiz geceleri giderdi. Sahabe namaz kılıyor, aralarından geçiyordu. Kiminin üstü açılmış örterdi. Bazen yemek geldiği zaman evden direkt onlara göndertirdi. Bir sahabe davet ettiği zaman eğer durumu iyiyse onlardan birkaçını alıp böyle giderdi. Yani çok değer verirdi. Öyle de bir samimiyet var değil mi hocam? Çok samimi. Böyle bir sıcaklık, tabii, samimiyet, böyle bir ilgi alakası. Düşünün, gece gündüz Resulullah'ın hizmetindeler, evet, ve Kur'an'ı da ezberliyorlar. Efendimiz de o kadar onlara değer veriyor. Onların kıymetini ifade eden bir hadise anlatalım. İlerleyen yıllarda barış da ortamının getirdiği havayla bazı insanlar Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den kendilerine birilerini gönderip İslam'ı anlatsınlar diye istekte bulunuyorlar. Efendimiz Ashab-ı Suffe'den iyi yetişmiş bu kişileri gönderiyor. İşte biri Maune, bir Reci olayları vardır. Sahabeler tuzağa düşürülüyor, katlediliyor, şehit ediliyor. Biri Maune'de 40 ya da 72 farklı rivayet var. Bir Reci olayında 10, işte meşhur Hubeyb, Zeyd bin Desine gibi meşhur sahabelerimiz var. Bunlar Mekke'lere satılıyor. Mekke'de hunharca katlediliyorlar. İşte bu ihanet sonucu bu sahabeler şehit edilince hiçbir zaman beddua etmeyen, Taif seferini hatırlayalım Allah Resulü'nün, meleğin dahi gelip yani peygamberden beddua istediği bir ortamda Allah Resulü beddua etmezken ihanete uğrayan biri Maune olayında ve diğer olayda Allah Resulü bazı rivayetlere göre bir ay, bazılarında iki ay boyunca Allah Celle Celaluhu'dan kendisine haber gelinceye kadar yeter artık, yani emri gelinceye kadar onları şehit edenlere Efendimiz sabah namazından sonra beddua etmiştir. Bu öfkesinden dolayı değil mi hocam? Öfke, bunu diye getirerek, hani, bu kızgınlığından. Kızgınlık. Kızgınlık şahsi mi? Değil. Değil. Yani sahabesi olduğu için, sadece sahabe de değil. Ashab-ı Suffe. Çünkü bunlar Kur'an'ın hafızıydılar. Evet. Bunlar seçkin sahabelerdi. Efendimiz özel yetiştirmişti onları. Üzerine özel indirmiş. Yani İslam'ın ilme verdiği, Kur'an'ın eğitimine verdiği değer o kadar yüksek ki Efendimiz yani onlar için çok çok müteessir olmuştur. Çok etkilenmiştir. Dediğim gibi birçok olay olmuştur. Efendimiz hiçbir zaman dilini o tür şeylere götürmemiştir. Yani bedduaya,
Ama burada Efendimiz Aleyhisselam öyle yapmıştır. Mesela kitabımızda güzel bir ifade var. Ashab-ı Suffe İslami kültür ve yaşam tarzının, yani niçin değerli oluşlarının bir ifadesi, İslami kültür ve yaşam tarzının Peygamber Aleyhisselam sünnetinin insanlara duyurulmasında oldukça önemli bir görev yerine getirmişler. İşte onu kıymetli yapan bu yönüdür. Niye bu yönüdür? Çünkü Peygamberimizin sözleri var, uygulaması var, yaşamı var. Yani çoluk çocuğu rızkı peşinde koşan bir insan çoğunu kaçırıyor. Göremeyebiliyor. Hatta sahabeden bazıları mesela bir olay olduğu zaman başka sahabelerle istişare ediyor. Ya da bir hadis duyuyor, ben bunu duymamıştım diyor. Ki Hazreti Ömer'le ilgili böyle rivayetler var. Niye? Çünkü Hazreti Ömer her zaman Allah Resulü ile beraber bulunmamıştır. Bulunmadığı için bazı olaylarda tam vakıf olamamış. Yine Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen hadisleri, mesela 3000 civarından sahabeden bahsediliyor, hafız oldukları. Yine bunların çoğu Ashab-ı Suffe'dendir. Ve çok çok hadis rivayet eden sahabeler vardır. Mesela 1000'in üzerinde hadis rivayet eden 7 sahabe vardır. Bunlardan işte Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr gibi sahabeler yine bu mektepten yetişenlerdir. Yani Ashab-ı Suffe radıyallahu anh'dırlar. Bu yönüyle de Ashab-ı Suffe'nin önemi ortaya çıkıyor. Bir, Kur'an'ı en güzel şekilde ezberleyen. İki, Kur'an'ın hayata yansıması olan Resulullah'ın sünnetini bize ulaştıran sahabe oldukları için önemlidirler. Evet. Ashab-ı Suffe'nin önemli özelliği. O tahsimatımızdan bir son, yeni bir tanesi, fetihten sonra Müslüman olan sahabeler var. Yani Allah-u Teala fetihten önce Müslüman olanlarla fetihten sonra Müslüman olanları Celle Celaluhu Rabbimiz mesela bir tutmamıştır. İkisini ayrı değerlendirmiştir. Burada Mekke'nin fethi değil mi hocam? Fetihten sonra. Orada da bir hafif tartışma var. Estaizu billah inne fetehna leke fethem mubina. Fetih suresindeki giriş ayeti. Hudeybiye diyenler var. Mekke'nin fethi diyenler var. Mesela Hudeybiye diyenler şöyle diyorlar. Hudeybiye'ye kadar Müslüman olanlar ve Hudeybiye ile Mekke'nin fethi arasına kadar Müslüman olanların sahabe sayısı farklıdır. Bir, iki. Biz sana apaçık bir fetih verdik. İnne fetehna leke fethem mubin ayeti. Mekke'nin fethinden sonra önce değil, Hudeybiye'den sonra gelmişti. Hudeybiye barış anlaşmasından sonra. Evet. Yani Hudeybiye'yi sahabeler bir hizmet olarak görürken Allah Celle Celaluhu inne fetehna leke fethem mubina. Biz sana apaçık, net, itirazsız, yani şek şüphe mahal bırakmayacak bir fetih verdik diyerek Rabbimiz Hudeybiye'yi fetih olarak açıklıyor. Hatta şöyle bir olay oluyor. Hazreti Halid bin Velid Seyfullah, lakaplı büyük sahabe, Hazreti Abdurrahman bin Af, meşhur yani ilklerden muhacir sahabe, arasında bir tartışma çıkıyor. Hazreti Abdurrahman, Hazreti Halid'i Allah Resulü'ne şikayet ediyor. Allah Resulü'nün tavrı sizce ne olsa iyidir. Halid'e dönüyor. Hazreti Halid'e dönüyor ve diyor ki, ashabıma ilişmeyin. Ashabımla uğraşmayın diyor. İlginç bir ifade. Evet. İşte sahabe, ama işte o ilkler dedik ya muhacirden bahsederken. Bir ayrım koymuş. Ayrım var Allah Resulü'nün nazarında. Vallahi sizden biriniz, hem Hazreti Halid'a hem de kıyamete kadar bize bir gönderme. Allah'a and olsun ki sizden birisi Uhud dağı kadar Allah için altın infak etse, benim ashabım bir avuç yapsa onların hayrını alamazsınız. Keyfiyettir mesele. O zor zamandaki infaktır. Bu fedakarlık farkı, derecesi. Farkı, mi? Zaman, zemin. Evet. Mesele diyor ki, وَمَا لَكُمْ اَسْتَعَذِ بِلَا حَدِدْ Suresi 10. ayet. Hadid suresi. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Size ne oluyor Allah için infakta bulunmuyorsunuz? وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin her şeyi, yani mirası her şey Allah'ındır. Yani Allah'ınken size emaneten vermiş bize yani. Evet. Biz niçin infak etmiyoruz? لَا يَسْتَوِ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ Bu yine sahabenin bir kıymetini, iki öncü sahabenin kıymetimize bildiriyor. Yani öncü sahabe. Allah-u Teala sürekli onları vurguluyor. Bir değildir, eşit değildir. Kim eşit değildir? Sizden, fetihten önce infak eden ve savaşanlar. Fetihten önce. O fetih nedir? Burada o tartışma geliyor. Bazıları Hazreti Halid'in olayından dolayı diyorlar ki, az önce anlattığımız,
Hudeybiye anlaşmasıdır demişler. Bunun sebebi ne? Çünkü Hazreti Halid bin Velid Mekke'nin fethinden önce Müslüman olmuştur. Ama Hudeybiye'den de sonra. Hudeybiye'dir diyenler bu ayette geçen fetihten önce infak edenler ve savaşanlarla zımnen fetihten sonra infak eden savaşan bir olmaz. O halde diyorlar bu tabiri esas alan bazıları biraz daha ağır gidiyor. Hudeybiye'nin öncesini sahabe sayıyor sonrasını saymıyor. Büyük Müslüman sayıyorlar sahabe değil diyorlar. Böyle bir görüş var sadece. Ama o görüşü bir tarafa bırakırsa Mekke'nin fethi ya da Hudeybiye fetihten önce fedakarlıkla sonra yine bir değildir. Çünkü İslam güçlendiği zaman hani Hucurat Suresi'nde var tehlike ya. Tehlike var. Tehlike geçtikten sonraki evet. Zaman var ya hocam. Herhalde buradaki bir kıstas biraz çok farklı. Evet. Hucurat Suresi'nde var ya onlar iman ettik derler. Evet. Diyor, İslam olduk deyin. Teslim olduk anlamında var. Müslüman olduk anlamında var orada. İki anlam. Bir değildir. Ulaike a'zamu dereceten minellezine enfaku min ba'du ve katelu. İşte bu önce fetihten önce infak edenler, savaşanlar var ya onlar sonra fetihten sonra infak eden ve savaşanlarla bir olmaz. Gerçi ve kullen vaadallahu'l husna. Gerçi Allah hepsine en güzeli vaat etmiştir. En güzel ne? Cennet. Evet. Vallahu bima ta'maluna habir. Ama yaptıklarınıza dikkat edin ha. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu biraz da tehditti. Ya da yerine göre de övgüdür. Biz iyi amel edersek bir müjdedir. Hata edersek Rabbim diyor ona göre kendinize çeki düzen verin. Yani burada da yine o ölçü vardır. Yani ilklerden olmak ve infak ruhunu yaşatmak. Ashab-ı Suffe öyle bir yani onlar bazı sahabeler mallarını verirken bunlar ömürlerini İslam'a böyle harcamış. Harcarken yani zaman her şeyi bırakmışlar sadece. Konfor içerisinde yaşamamışlar. Hiç hocam. Yaşamamışlar hocam. Hep dışarıda yatıyor. Evleri evet. Yok, barkları yok. Yani isterse de gider çalışırlar. Ama orayı tercih etmemişler. Mesela Hazreti Ebu Hüreyre diyor öyle zamanlar geliyordu öyle aç kalıyorduk. Diyor vallahi açlıktan mescitten diyor kıvranıyordu bizi görenler deli sanırdı. Öyle şeyler çok bu rivayetleri Hazreti Ebu Hüreyre bize özellikle iyi aktarıyor. Ashab-ı Suffe'nin yaşam tarzını o açıdan önemli. İşte fetihten sonra Müslümanlar dedik. Evet. Fetihten sonra Müslümanların derecesi var ama elbette öncekilerle bir değildir. Bunu kesinlikle bilmek lazım. Hazreti Halid bin Velid, ben bazen mesela düşünüyorum. Hazreti Ebubekir zamanında Hazreti Halid bin Velid, Kuzey orduları genel komutanıdır. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz geldiği zaman direkt görevden alıyor. İşte insanlar Halid olmazsa olmaz bu iş diye düşünecekler. Ona bağlayacaklar. Onun başarısı, komutanlığının başarısı sayacaklar. Evet, nefsine atfedecekler. Evet. Hazreti Halid bin Velid'in akraba çevresi çok itiraz etmiştir. Günümüzü düşünelim. Evet. Çok önemli bir görevden birini alıyor yetkili, üst merci. Ne kadar itiraz olur. Evet. Ama Hazreti Halid bin Velid hiç itiraz etmemiş. Bilakis işte sahabenin farkı yine. Orada bir asker olmuştur. Ben diyorum herhalde sebebi bu olaydır. Hı-hı. Yani Hazreti Halid ile Hazreti Abdurrahman bir olay yaşadı. Allah Resulü diyor ki ya Halid, yani bak Abdurrahman'ın kıymetini bil. Hı-hı. O öncüdür. Değeri farklı. Farklıdır. Evet. Yani burada da görevden alan Hazreti Ömer'dir. Evet. Ben diyorum yani belki öyle ifade var bilmiyorum ama herhalde ondan dolayı olabilir ki Hazreti Halid hiçbir zaman sesini çıkarmamıştır. Şimdi sahabeli dediğin gibi öyle tırnak içinde yani sihirli bir şey ki mesela bu Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan sahabeleri anlatırken kitabımızda 3 sahabeden örnek verilir. Biz bir iki tanesine değinelim. Süheyl bin Amr. Kim Süheyl bin Amr? Yine Hudeybiye'ye gidelim. Müslümanlarla müşrikler bir anlaşma yapacak. Derken bir sahabe zincirlerini kırmış gelmiş. Ama zincirleri elinde bir parça. Ebu Cendel radıyallahu teala an. Tam geliyor sahabeye katılıyor. Anlaşmayı yapan müşriklerin elçisi Süheyl. Ebu Cendel'in babası. Evet. Allah Resulü diyor ki ya Süheyl diyor. Bak biz daha imza atmadık. Cendel'i bize ver. O da diyor ki, daha Müslüman değil. Ya Muhammed diyor, işte diyor sizin doğru oluşunuzun bir işareti, cendeli bize verin. Efendimiz ne yapıyor, ne ediyor? Oğlunu Müslümanlara teslim etmiyor, alıyor. O kadar katı bir kafir. Ve bu cendel işkencelere geri gidiyor. Hatta Efendimiz Süheyl geldiği zaman da şöyle demişti, tefeül diye bir şey vardır. Bir kelimenin kök anlamından çıkıp hayra yormak. Yani böyle bir şey vardır, tefeül diye. Süheyl kolaylık demektir.
Sühül geldiği zaman elçi olarak, müşriklerin elçisi olarak Hudeybiye'de, Efendimiz demiştir inşallah kolaylık olur. Ama buna rağmen katı ve acımasızdı. O kadar katı ve acımasızdı. Oğlunu yeniden işkencelere götürdü. İşte Mekke'nin fethinde Müslüman olan Hazreti Sühül diyeceğiz. İrtidat olayları Allah Resulü Aleyhisselam'ın vefatıyla dinden çıkmalar olunca Mekke'de de kargaşa çıkıyor. Mekke'nin komutanı, valisi dahi bu işi halledemiyor. Hazreti Sühül oradaki insanları teselli ediyor. İslam üzerine. Hani Hazreti Ömer diyor ki kim peygamber ölmüş demişse işte münafıktır, boynunu alacağım. Kim geliyor? Hazreti Ebubekir geliyor, insanları susturuyor. Mekke'de de bu görevi yapan Hazreti Sühül'dir. Yani insan nereden bilebilirdi ki Hazreti Sühül gelip bunu yapacak? O kadar azılı bir İslam düşmanı ama irtidat olaylarında da oradaki Mekke'de sükuneti sağlayan odur. O kargaşa yok eden odur. Kitabımızda verilen örneklerden biri azılı İslam düşmanı, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ifadesiyle Müslümanların Firavunu, Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Evet. İkrime ömrü boyunca İslam'la mücadeleyle geçmiş, hep İslam'la savaşla geçmiş, hatta Efendimiz Aleyhisselam'ın Kabe'nin örtüsüne sarılmış halde bulsanız öldürün dediği kişilerden biri. O kadar büyük suçları var, kaçıyor. Yani Mekke'nin fethinde dahi birkaç yerde çarpışma oluyor. Çarpışmanın büyüğünü İkrime yapıyor. O kadar azılı bir kafir. Yenilince kaçıyor. Biri geliyor arada, ya Resulullah diyor, ben gideyim diyor, onu eşidir hatta. Yani İkrime'yi getireyim. Siz onu affederseniz. Efendimiz Aleyhisselam düşünüyor, tamam diyor, affettim. Hanımı birçok badire atlatıyor. Hani oraya girmeyelim. En son gidiyor, ikna ediyor. Tam gemiye binmiş giderken ona ulaşıyor, geri getiriyor. İkrime sonradan çok samimi bir Müslüman oluyor. Bütün savaşların neredeyse bulunmuş. Ebu Cehil'in oğlu, kim bilirdi Ebu Cehil'in oğlu? Yani George Bush'un oğlu gelecek, Müslüman olacak. Şimdi günümüzün ifadelerini, Haçlı seferleri yapıyoruz diyen adam. Evet. Yani belki odur, belki arkada daha gizli büyük kâhler varsa onlardan biri diyelim yani. Öyle bir insan çocuğu ve aktif de biri. Mesela yine irtidat olayları olduğu zaman Müslümanların kafirlerle varlık yokluğu savaşı, Allah Resulü'nden sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz dönemi bir sarsılma dönemidir. İrtidat etme olayları oluyor. Ve Yermük Savaşı'nda Müslümanlar çok zorlanıyorlar. Çünkü karşıda çok kafirler, çok güçlü. Müslümanların durumu da iyi değil bazı cephelerde. İşte Hazreti İkrime, orada İkrime hazretliğini gösteriyor. Sahabeliğini orada gösteriyor. Yani ben tam sahabe kıvamındayım. Yani her ne kadar muhacir ve ensar olamadıysam da bu yaptıklarımla inşallah onlara yaklaşırım zımnen diyelim. İleri çıkıyor ve diyor, kim şehit olmak üzere, geri dönmemek üzere benimle beraber savaşa gidecek. Hatta bir tanesi onu vazgeçirmeye çalışıyor. Yapma diyor. Savaşacağız. Kazandıysa kazandı, kazanmadıysa kazanmadı. Önemli değil. Ama biz elimizden geleni yapalım. O vurguyu yapıyor. Evet. Sen öleceğiz diyorsun, dönmeyeceğiz diyorsun. Böyle ifade olmaz. Hayır diyor. Ben Allah Resulüne karşı çok savaştım. Benim onu telafi etmem lazım. Çok mücadele ettim. Evet. Belki Rabbim bunu hatırlıyor. Geriye dönüp pişmanlık da yaşıyor. Pişmanlık. Hocam? Evet. İslam öncekileri affetmemiş midir? Evet. Etmiştir. Evet. İşte sahabe budur. Allah affettim demesine rağmen burası yanıyor. Evet. Ve o 400 kişinin gayretiyle Müslümanlar o savaşı kazanıyor. Hatta sahabe hayatı anlatırken özverileriyle ilgili şöyle bir şey var. İşte diyor, ben gittim bir akrabamı görmek için, su vereyim. İşte o olay bu savaşta meydana geliyor. Ve onlardan, olayın kahramanlarından biri Hazreti İkrime'dir. Yani su verecek. Haris bin Hişam, Ayyaş bin Ebi Rebe, İkrime bin Ebi Cehil. İşte su verecek birine, Haris'e verecek, Haris İkrime'yi gösteriyor. İkrime'ye verecek, İkrime de diğerini gösteriyor. Yani çünkü diğeri de su istiyor. İşte ona götür diyor. Evet. Diyor tabii birinciye gitti. Kardeşini gittiği, kendine tercih ediyor. Tercih hocam, ediyorlar. Burada... Ölüm anıdır. Evet. Belki biraz kendine gelecek. Bir, evet. Çünkü son nefes. Yine hepsi birbirini kendine tercih ediyor. Tabii sahabe de üçüncüye gittim, vefat etmişti. İkiye geldim, bire. Onlardan biri Hazreti İkrime'dir. Yani sahabe ruhu budur. Peygamber hocam, nereden nereye ama hocam, hani çok böyle ibretlik de bir... İnsan aklına gelmez, gerçekten gelmez. Çünkü ben güncelleştirmeyi özellikle yapıyorum. Yani azılı İslam düşmanlarına örnek verelim ki yani böyle birinin böyle bir dönüşümü, günümüzde ne kadar zor, ne kadar imkansız
insan düşünemiyor ama sahabede bu vardır. Onun için Efendimiz de diyor, sahabem hani gökteki yıldızlar gibidir, bir sahati tartışmalı bir hadistir. Bu bakış açısıyla inşallah sahabeyi değerlendirirsek. Günümüzde şöyle bir sahabeyle ilgili bazı uygunsuz şeyler söyleniyor bazen. Yani sahabenin, biz o kadar ayetlerden bahsettik, evet, hadislerden bahsettik. Sahabeyi karalama tabiri caizse zımnen, yani bazen açıktan yapıyorlar, Allah korusun, sahabeyi bedevi gibi gösterme anlayışları. Hakikaten bu konuda da dikkat edilmesi gerekiyor değil mi hocam? Hocam bu bir iman konusudur. Evet. Sahabeden konuşurken biz şunu bilelim, 3000 Kur'an vardı, Kur'an hafızı sahabe vardı. Sahabe varsa Kur'an vardır. Sahabe yoksa Kur'an yoktur. Yani sahabe hakkında özellikle Kur'aniyun akımı diye kendini ön plana alan, yani Kur'an bize yeter söylemiyle ön plana çıkan, arkadaş senin haşa bedevi diye gördüğün, diyore nitelendirdiğin, bu ifadeleri kullananlar da ifade onların değildir. Biraz deşerseniz altından müsteşrikler çıkar. Yani böyle akla evvellik yapmalar oluyor, bunlar hepsi hikaye, affedersin. Hikayedir. Bunlar gidip bazı müsteşriklerin ifadelerini getiriyorlar. Keşke kendilerini araştırsalar. Yani bir olayı. Mesela sahabeden yanlış yapan olmamış mı? Olmuş. Evet. Altın tablolar. Mesela Kadisiye Savaşı. Bir sahabe var. Efendimiz zamanında ceza da yemiş içkiden dolayı. Ya bu sahabe bir türlü terk edememiş. Kadisiye Savaşı'nda Allah için cihada giden bu sahabe orada da içiyor. Hazreti Sad bin Ebu Vakkas ordu genel komutanı onu hapsediyor. Ama bu sahabe Müslümanların büyük darbeler aldığını, ağır yenilgelerle yüze geldiğini görünce Hazreti Sad'ın hanımına gidiyor ve diyor Allah için diyor beni bırak, vallahi benim vicdanım kabul etmiyor. Benim gidip savaşmam lazım yani. O da Hazreti Sad'dan habersiz, Hazreti Sad'ın elbisesini ona giydiriyor, gidiyor savaşıyor. Ve hatta Hazreti Sad şöyle diyor akşam eşine, vallahi diyor işte ismini şu an hatırlamıyorum o sahabenin. Yani diyor o hapiste olmasaydı diyecektim bugün meydanda o savaşıyordu. Yani. Müslümanlar da kazanıyor. Eşi diyor aynen oydu. Olayı anlatıyor filan. Hazreti Sa'd da gidiyor onunla görüşüyor. Artık diyor ben sana ceza, içsen de sana ceza vermem diyor. O da diyor ki ya Sa'd bundan sonra ben de artık içmeyeceğim. Bak Resulullah Efendimiz zamanında, Hazreti Ebubekir zamanında içmiş sahabe. Sahabe hata etmiştir. Hazreti Hatib bin Ebelte'yi anlattı. Ama hata etmek ayrıdır. Mesela çok yanlış hatalar yapanlar, gelip itiraf edenler çok olmuştur. Diretmemiştir. Evet. Hatasını kabul etmiştir ve en kısa hatasını sürede ısrar etmemiştir. Değil hocam, çok oradaki o aynen nokta etmemiş herhalde. Müminle münafığın biraz da farkı odur. Allah korusun münafık her günahı işler ve der hocam, ki ben ne yaptım? Son 3 dakikamıza girmişiz, bilginiz evet olsun diye. Tamam inşallah biz böyle bir toparlayalım. Tamam hocam. Dediğim gibi sahabeyi karalayanların, kötüleyenlerin Kur'an'ı kötülediklerini bilsinler bir. Haddi zatında bir aşama daha gidelim. Zımnen bunlar haşa Allah Resulü başarısız olmuştur demişlerdir. Çünkü sahabe kimin talebesidir? Allah Resulü'nün dizi dibinde eğitim görmüştür. Onun için özellikle bu tür insanlara prim vermemek lazım. Bu o zaman da vardı. Mesela daha ilk dönemde Emevilerin ilk dönemindendir. Sahabenin biri Ubeydullah bin Ziyad'a gidiyor. Ubeydullah bin Ziyad bu sahabeyi küçümsüyor. Ya hele diyor gel gel diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın diyor yani senin gibi artıklar kaldı mı diyor. Öyle diyelim. Bak bu kadar küçümsüyor. O zaman başlamış. Haşa. Bir ağır konuşuyor. Bu da Ensar'dan bir sahabe. Yani çok sert konuşuyor. Yani o zamandan beri başlayan ne yazık ki İslam'la sorunu olan insanlar sahabeyi direkt hedefe saldırmamışlar. Çünkü adam peygamber efendimizi eleştirse ya cesaret edemez belki. Belki bir adım sonra onlar bunu da yaparlar. Evet. Ama bilelim ki sahabeyi itibarsızlaştırmak Kur'an'ın ayetlerine gölge düşürmektir. Allah isim veriyor. İsim diyor ki ben şundan razı oldum. Ensardan razıyım. Muhacirden razıyım. Siz şöyle yapsanız böyle yapsanız onların derecesine erişemezsiniz. Ben onları affettim diyor hatalarıyla beraber. Ya biz kimiz ki? Yoksa strateji mesela alimler sahabeyi değerlendirirken bir sahabenin bir konuda görüşü olmuştur. Alınmış ya da alınmamış. Bu ayrı bir şey. Ama sahabe saygısı, sahabeye Resulullah'ın verdiği değeri vermek, Resulullah'a verilen değerdir. Bunu bilmezsek sıkıntı yaşarız.
Mesela sahabenin yine özveriliği, ömrünü bu uğurda geçirmesinin bir misali, daha ilk nesil Resulullah Efendimiz vefat etmiş, insanlar dünyaya dalmış. Bir gün Hazreti Ebu Hureyre çarşıya geliyor, koşun diyor, koşun, mescitte Resulullah'ın mirası taksim ediliyor. Mirası dağıtılıyor. İnsanlar hızla gidiyorlar tabii. Tabii öfkeli bir şekilde dönenler oluyor. Sen niye bizi kandırdın? Gittik diyor. Ne vardı? Namaz kılanlar vardı. İlim müzakere yapanlar vardı. Kur'an okuyanlar. Ya Resulullah'ın mirası bu değil midir? Yani rahat koltuklarında oturan bizler, hiçbir sıkıntı yaşamadan, her şeyini feda etmeden, yani 23 yıllık toplama esas alan, bazıları için 5 yıl belki, o 5 yıla 50 yılı sığdıran ve 50 yılda yaşadıklarını 5 yılda yaşayan, İslam için felaketlere maruz kalan sahabe hakkında konuşurken, hele hele 7 kat göklerden gelen ayetler varken, ki bizim için hakkımızda bir garanti yok, Allah bizimle ilgili özel sen ey filan kulum ya da kullarım diye ayet indirmemişken, bizler Allah Resulü Efendimizin dizi dibinde yetişen, onunla arkadaşlık yapan, sohbet eden ve İslam'ı bir yaşam tarzı olarak, toplum olarak, birey değil, toplum olarak bir yaşam tarzı olarak bize sunan sahabe hakkında konuşurken dikkatli olmak lazım. Allah onlardan konuşurken, bahsederken şöyle diyor, radiyallahu anhum, Allah onlardan razı olmuştur. Rabbim onlardan razı olsun, bizi de en güzel şekilde onları uyanlardan eylesin inşallah. Amin inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı istifade ettik. Konuğumuz ilahiyatçılar Faruk Telci hocamızdı. Hocam Allah razı olsun, tekrar teşekkür ediyoruz. Bu haftaki konumuz da Dua Yayıncılığı'nın kitabı Mehmet Said Çimen'in kaleminden En Güzel Nesil Ashab-ı Kiram. Bu kitabı aynı zamanda tavsiye ediyoruz değil mi hocam? Hocam tabii hem anlattık, bizim değinemediğimiz bazı hususlar var. Hem hocamız tahlil çalışmış. Hem tavsiye. Tabii. Yani biz de kitabımızı özellikle alıp okumalarını istiyoruz. Evet. Olur ki bizim gözden kaçırdığımız, atladığımız bir yer vardır. Eleştirileri vardı belki o seyircilerimizin, okuyucularımızın eleştirileri olacak. Her zaman bu tür şeylerde hazırız. Öyle olursa bir anlam ifade eder. Evet. Öyle olmazsa yani kuru bir okumadan öteye geçmez. Tam fayda hasıl olmaz. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Değerli Rehber TV izleyicileri, bir tahlil programımızın sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek ümidiyle sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.